Herkese merhaba, ben Yücel. Bu videoda belgesel yapımı ile ilgili ipuçlarına ve yöntemlerine değinmeye çalışacağız. Bu beni ilk izlediğiniz video olabilir diyerek kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 10 senedir prodüksiyon ve film yapımı ile ilgili profesyonel olarak çalışıyorum. Boş zamanlarımda sizlere bu alanda faydalı olabileceğini düşündüğüm videolar hazırlamaya çalışıyorum. Bu ve benzeri videoların devamlılığı için videoyu beğenip kanala abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Günümüzde uygulanabilirliği ve dağıtım kolaylığını düşündüğümüzde kısa belgesel filmler yapmak için çok uygun bir çağda olduğumuzu söyleyebiliriz. Ayrıca film yapımı ile ilgili teknik ve hikaye anlatımı pratiklerini geliştirebileceğiniz en rahat uygulanabilir alan belgesel film yapımcılığı. Ele alacağınız konu bakımından hangi belgesel türünde filmler yapacağınızı çalışacağınız konuya göre belirlemeniz gerekir. Belgesel türleri ile ilgili önceden hazırlamış olduğum videoda belirlenen kartlardan ya da kanaldan ulaşabilirsiniz. Belgeselinizi çekmeye başlamadan önce çok araştırma yapmalı ve ana hatları çizerek zaman geçirmelisiniz. Araştırma genel hatları ile bir anlatı oluşturmanızı sağlar. Belgeniz için yeterince araştırma yaptıktan sonra bir taslak oluşturmalısınız. Taslağınızın üretim boyunca bir senaryo eşdeğer olduğunu unutmayın. Belgeselinizde anlatım varsa bu diyalog bu taslakta yazılmak durumunda. Kısa belgesel filmler giriş, orta ve çözümden oluşan basit 3 perdelik bir yapıya sahip olma eğiliminde. Giriş izleyicilerin dikkatini çeker ve belgeselin geri kalanının cevaplamaya çalışacağı ana soruları ortaya koyar. Belgesel tanıtımları bir bakıma fragmanlara benzer. Belirgin bir giriş yapmaktan vazgeçip yaratıcı bir yaklaşım benimseyebilir ve bilgileri vermeye hemen başlayabilirsiniz. Bu daha az yaygın ama daha az risklidir. Kısa bir belgeselin orta kısmı açık farkla en uzun kısmıdır ve tüm bilgilerin bulunduğu yerdir. Belgesel bir insanın hayatını konu alıyorsa, o insanın hayatını baştan sona anlattığınız yer burasıdır. Anlatı filmlerinden farklı olarak prodüksiyon için birkaç gün boyunca her gün bir araya gelerek bir oyuncu kadrosu oluşturma konusunda endişelenmenize gerek yok. Bunun yerine sizin ve ekibinizin röportaj konularını ve ilgili yerleri ve olayları filme alacağınız yerleri tespit etmeniz gerekecek. Uzun metrajlı belgeseller kabaca 45 dakika ile birkaç saat arasında değişir. Akademi ödülleri ve kısa metrajlı, uzun metrajlı bir film arasındaki çizgiyi 40 dakika olarak tanımlarken Sundance Film Festivali bu sınırı 50 dakika olarak belirliyor. Kısa belgesel filmler de bu yaklaşımda 5 dakika ile 45 dakika arasında olabiliyor. Belgeseller için mikro kısalar veya 5 dakikadan kısa kategorisi görmeniz pek olası değil çünkü filmin izleyicilere bilgi vermesi, bilgiyi göstermesi için yeterli zamana ihtiyacı var. 5 dakikadan 45 dakikaya kadar olan bu aralıkta her uzunlukta kısa belgesel film izlenebilir olur. Uzunluk öncelikle konunun ne kadar derine inebildiğinize veya girmek istediğinize bağlı. Genellikle kısa tarafta kalmak en iyisidir. Belgeseller çok uzun sürerse izleyici sıkabilir ve çok az belgesel gerçekten uzun çalışma süresi gerektirir. Herhangi bir film yapım sürecinde sonunda büyük miktarda çekimleri kesip biçmekle uğraşıyorsunuz. Bununla birlikte belgeseller cutların yani kesmelerin en çok bulunduğu filmler. Her zaman fazla malzeme toplamalı ve ardından en iyi parçaları bulmak ve kullanmak için görüntü stoklarınızı gözden geçirmelisiniz. Çok uğraşı gerektirir evet ama en iyi kısa belgeseller genellikle çok fazla çekim içeren belgesellerdir. Belgeseller gerçekliği ele almaları bakımından anlatı filmlerinden farklıdır. Evet, belgesel film yapımcısı vizyonunu yakalıyor ve sergiliyor ancak bu vizyon yapım boyunca muazzam bir şekilde değişebiliyor. Mülakat konuları yani röportaj konuları beklenmedik cevaplar verebiliyor. Bir öznenin siyasi gerçekliğini değiştiren gelişmeler yaşanabiliyor. Filme yepyeni bir boyut kazandıran ilginç bir bulguyla karşılaşabiliyorsunuz. Belgesel film yapımında değişim sadece kaçınılmaz değil, çoğu zaman iyi bir şey. Yapabileceğiniz en kötü şey ise tamamen katı olmak ve köşeli olmak, başka şeyleri kabul etmiyor olmak. If I could speak directly to the government right now, I'd only ask them not to outcast me, to look past my skin tone, and just see me as a human being. 5 years since the last decision, and I'm still waiting. How am I meant to survive without a work permit? I can't legally travel.
I can't legally work. Am I supposed to starve? What am I supposed to do? Peki belgeselinizi daha ilgi çekici hale getirmek için hangi görsel anlatım tekniklerini kullanabilirsiniz? Videonun devamında belgeselini yaparken kullanabileceğiniz bazı güçlü görsel hikaye anlatma tekniklerinden bahsetmeye çalışacağım. Video yapımında A-roll ve B-roll vardır. A-roll bir röportaj karakterleri arasındaki diyalog ve kameraya konuşan, röportaj veren biri, hikayeyi anlatan birincil görüntü olarak bilinir. Ve B-roll anlattığınız hikayeyi zenginleştirmek ve anlatmak için çekilen ekstra görüntülerdir. Düzenlerken size bunlar daha fazla esneklik sağlar. B-roll çekimi genellikle konunuzun bahsettiği şeyin yakın plan çekimi veya karakterlerin içinde bulunduğu ortamı gösteren geniş bir çekim gibi sahneyi veya eylemi tasvir eder. B-roll çekimi en popüler görsel hikaye anlatma tekniklerinden bir tanesidir. Seyircide duygu yaratmak için belgesellerde sıkça kullanılır. İnternet sayesinde kitle kaynaklı video ve fotoğraflar ile anlatabiliyor olmak hikayenize güçlü bir etki katabilir. Film yapımcıları senaryolarını oluşturduktan sonra insanlardan filme uygun yönlendirmelerle belirli bir türde çekimler yapmalarını isteyen taleplerde bulunabilir. Genellikle bu videolar cep telefonlarında ve daha ucuz DSLR fotoğraf makinelerinde çekilir ve gerçek şeyler yapan gerçek insanlar tarafından çekilir. Bu da çekime başka hiçbir yerde bulamayacağınız, kopyalanamayacak bir özgünlük katar. Filminiz için görüntüleri bu şekilde tedarik etmek çok fazla iş gerektirebilir. Çünkü farklı kalitede çok sayıda çekimi gözden geçirmeniz gerekir. Ancak bu bir hikaye anlatmanın etkili ve güçlü yollarından bir tanesi olabilir. Hali hazırda sosyal medyada bir izleyici kitleniz varsa veya vizyonunuza inanan ve belgesel projeniz için heyecan duyan, sizinle aynı fikirde olan insanlardan oluşan bir topluluğun parçası olmanız bu konuda size yardımcı olur. Geçmiş olayların tarihsel belgesellerini çekerken arşiv görüntüleri bir hikaye anlatmanın etkili bir yoludur. Birçok arşiv görüntüsü türü vardır. Örneğin ev videosu görüntüleri, haber bülteni, etkinlik görüntüleri, video blokları, filmler, kamera arkası görüntüleri, cep telefonu görüntüleri, drone görüntüleri ve hatta GoPro görüntüleri. Geçmişte başka bir amaçla çekilen her şey arşiv görüntüleridir ve belgeselinizin hikayesini anlatmaya yardımcı olurlar. Güçlü bir hikayeyi anlatmak için kullanılan arşiv görüntülerinin en iyi örneklerinden biri, şarkıcı söz yazarı Amy Winehouse'un samimi bir portresini sunmak için arşiv görüntülerinin kullanıldığı uzun metrajlı belgesel film Amy'dir. Bu filmde kullanılan arşiv görüntülerinin çoğu Glenn'li ve bir arkadaş veya bir aile üyesi tarafından çekilmiş. Biz onun en mahrem ve kişisel anlarını kamera önünde izlerken seyircinin Amy'ye gerçekten bağlı hissetmesini sağlıyor. Yeni teknolojilerle birlikte Glenn'li, düşük kaliteli ve bazen siyah beyaz olarak bilinen geleneksel arşiv görüntüleri giderek daha kaliteli hale geliyor. Mesela artık bazı cep telefonları DSLR kameralarla benzer kalitede çekim yapabiliyor. Teknoloji ayrıca eski siyah beyaz görüntülerin inanılmaz bir şekilde tekrar kullanılmasına da olanak tanıyor. Örneğin film yapımcısı Peter Jackson ve ekibi They Shall Not Grow Old adlı belgeselde 1. Dünya Savaşı'nın orijinal siyah beyaz görüntülerini İmparatorluk Savaş Müzesi arşivlerinden alıp renklendirdi. Bu arşiv görüntülerini daha önce hiç kimsenin görmediği bir şekilde hayata geçirdi ve sonuçlar şaşırtıcı oldu. Belgeselinizde fotoğrafları kullanmak, hikayenizi anlatmak için diğer bir güçlü teknik olabilir ve özellikle bir olay veya tarihi an gibi geçmişi görselleştirmek için faydalı olabilirler. Ünlü belgeselci Ken Burns, tarihi filmlerinde fotoğraf kullanma konusunda ustadır. Örneğin Vietnam Savaşı adlı dizisinde bir sahneye duygu katmak için görüntüleri canlanıyormuş gibi hissettirmek için sık sık fotoğrafları yakınlaştırır ve görüntülere ses efektleri ekler. Bu teknik o kadar ünlüdür ki film yapımcıları artık hareketsiz görüntülerin bu tür kaydırma ve yakınlaştırmasını Ken Burns efekti olarak adlandırmış. Çizimler ve grafikler hikayenizi anlatmanın başka bir yaratıcı yoludur. Bir olayın görüntüsüne sahip değilseniz bir sanatçıdan konuşulan sahneleri tasvir eden çizimler yapmasını isteyebilirsiniz. Ya da stil açınızdan filminizi yaratıcı bir şekilde renklendirmek ve hikayenizden önemli anları tasvir eden dergi kupürleri, çizimler gibi grafikler kullanarak sahnenizi güçlendirebilirsiniz. Bu çizimler ve grafikler hareket katmak için canlandırılabilir. Bu stop motion animasyon yoluyla yapılabilir veya Adobe After Effects gibi yazılımlar kullanarak bilgisayarda canlandırılabilir. Bu tarz yaklaşımlar yapımcıları tarafından grafikleri ve çizimleri alıp animasyon yoluyla daha ilgi çekici hale getirdikleri Take Your Pills isimli belgeselde kullanılmıştır.
Örneğin görüşülen kişi amfetaminin icadından bahsederken film yapımcıları Dr. Gordon Olson hikayesini ve amfetamini nasıl icat ettiğini animasyonlu çizimlerle anlatmaya çalışmışlar. Ekrandaki metin, filmin adı, karakterlerinizin adı, yaşları, yerleri, tarihleri ve saatleri gibi önemli bilgileri aktarmanın kullanışlı bir yolu metin kullanımıdır. Metinde kullanacağınız font bile yaptığınız işin ruhunu taşır. Örneğin Oscar ödüllü kısa belgesel Period End of Sentence'da yapımcılar diyalog yoluyla tanıtamadıkları için filmdeki tüm ana karakterlerin adlarını tanıtmak için metin kullanmışlar. Metin ayrıca hikayenin bölümlerini anlatmak için de kullanılabilir. Örneğin filminize bağlam kazandırmak için bir giriş, bir harekete geçirici mesaj veya filminizin sonunda ana karakter veya karakterler hakkında daha fazla şey söylemek için kullanılırlar. Bunun bir örneği ise bacaksız bir güreşçinin tüm zorluklara ve beklentilere karşı çıkarak güreşte başarıya ulaşmasını konu alan kısa belgesel Zion'dır. Filmin sonunda ana karakter Zion'ın belgeselin çekilmesinden bu yana neler başardığını açıklayan bir metin çıkıyor. Metin belgesele daha çok bir hikaye kitabı sonu vermeye yardımcı oluyor ve izleyiciyi tatmin ediyor. Dijital çağdaki film yapımcıları olarak metnin sosyal medya videoları için popüler bir teknik hale geldiğini ve bazı durumlarda metnin aslında hikaye anlatma aracı olarak kullanıldığını kabul etmekte fayda var. Gizli kameralar çoğunlukla araştırmacı belgesellerde kahramanın tehlikeli durumlarda olduğu ve yasa dışı veya ahlaksız bir eylemi ortaya çıkartmaya çalıştığı ve bu nedenle kamera görünürken çekim yapamayacağı durumlarda kullanılır. Gizli kamera çekimleri genellikle teknik kalitesi önemsenmeden küçük kameralarla çekilir. Sonuç olarak görüntü kalitesi genellikle düşük olacaktır ancak bu önemli değildir. Çünkü önemli olan şey hikayenin yasa dışı veya ahlaka aykırı olan temel unsurlarını kanıtını yakalamak ve bunu izleyici kitlesiyle paylaşmaktır. Gizli kamera kullanımının harika bir örneği film yapımcılarının Japonya'daki insanlık dışı yunus avlama uygulamalarını ortaya çıkarmaya çalıştıkları Oscar ödüllü The Cove isimli belgeseldir. Denekleri kamerada çekmek için bir izin formunuz yoksa tanınmamaları için yüzlerini kapatmanız ve seslerini değiştirmeniz gerekeceğini unutmayın. Rekreasyon hikaye için önemli olan geçmişte yaşanmış gerçek olayları yeniden yaratmak için aktörleri veya özneyi kullandığınız zamandır. İnsanlar genellikle ya olayın arşiv görüntüleri olmadığı için ya da var ama belgeselde kullanılacak kalitede olmadığı için rekreasyon yapmayı deniyorlar. Bu tekniği kullanmak bir filmin artık tam anlamıyla saf bir belgesel olmadığı anlamına geliyor. Çünkü oyuncuların olduğu sahneler bir kurgu unsuru içeriyor. Bu durumda filminiz o zaman dökü-drama olarak adlandırılıyor. I didn't really know what I was letting myself in for. We just lost control. I just felt it was best to get as far away as possible. I was just convinced he was dead. Father Frank Olson was an army scientist. His research group had a relationship with the CIA. They take him to New York Tuesday morning, early Saturday morning, he's dead. What was my father doing? What was the CIA doing? What happened there? Bu videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Zaman ayırıp izlediğiniz için çok teşekkürler. Benzer videoların devamı ve bana destek olmak için lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğenip yorumlar kısmında bir şeyler yazarsanız çok memnun olurum. Benden şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak, değer üret ve hoşça kal.